Aslında hep temel soru her sene soruluyor bu havuz mu daha sağlıklı acaba deniz mi daha sağlıklı. Aslında açık deniz daha sağlıklı. Havuzlar her ne kadar klorlama periyodu düzgün dahi olsa ya da ozonlama periyodu daha düzgün dahi olsa belli aranda mikroorganizma kontrolleri düzenli yapılsa dahi akmayan su, durgun su her halükarda denize göre kıyasladığınız zaman daha sıkıntılı mikroorganizma bulaşıcı hastalıklar açısından. Havuzlar açısından baktığımızda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi düzenli temizleme ve klorlama sıklığının hangi sıklıkta olduğu ya da daha yüksek temizleme dediğimiz ozonlama sıklığının hangi sıklıkla olduğu önemli. Bunlara rağmen bazı hastalıklar bulaşabilir mi? Nadiren de olsa bazı hastalıklar bulaşabilir. Viral hastalıklar mesela bunlar. HIV gibi, hepat B gibi, human papilloma virüs, HPV gibi, genital sihir gibi hastalıklar klorlama düzeyleri yetersiz olduğu zaman herhalde bulaşabilir. Onun dışında fekal oral yolla bulaşan yani su yutmayla ağızdan bulaşan mikroorganizma dediğimiz enterik patojenler ağırlıklı olarak ne gibi? İşte Salmonella, Shigella gibi, E. coli gibi, Escherichia coli gibi bakterilerde çok çok nadiren havuzlardan bulaşabilir. Onun dışında açık deniz ya da sahil deniz kıyılarında ya biliyorsunuz yaygın olarak olarak Halk Sağlık Kurumları tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, mikroorganizma patojen araştırılması yapılıyor sezonun belli dönemlerinde, periyotlarla. Onlarda ne bakılıyor? Ağırlık olarak enterik patojen dediğimiz yani suya karışan bakteri miktarı bakılıyor. Suya karışan bakteri miktarı belli sayıların altındaysa ki doğal olarak ister istemez karışmış karışma diye engel olmak mümkün değil, sıfırlamak mümkün değil. Belli sayıların üstünde üstündeyse oraya sahilli plajın kullanımına kapatılabiliniyor. Ya da aynı zamanda e, belli aralıklarla yapılan denetlemeler neticesinde ard e, arda birkaç yıl boyunca enterik patojen sıfır çıkıyorsa bu plajları, sahilleri mavi bayrak kodlanıyor. Mavi bayrak bu demek. Yani birkaç yıl ard arda yapılan denetlemelerde, takiplerde e, eğer enterik patojen, bulaşıcı hastalık, bakteri miktarı çok çok aşağılardaysa e, sahil kesimde tuzlu suda bu açıdan temiz alan iddia e, ilan ediliyor. Virüsler açısından e, tuzlu su olduğu için e, temel olarak baktığımızda bir dezav bizim açımızdan bir avantaj var. Tuzlu suda virüsler yaşamıyor, yaşama ihtimali çok çok düşük oluyor. Dolayısıyla viral etkenler açısından bir avantajımız var, virüsler açısından, diğer bulaşıcı hastalıklar anlamında. Ama bakterilerde, parasitler hastalıklarda bir dezavantajımız yok. E, Tuzlu suda da dolayısıyla e, parazitler, e, bakteriler bulunabiliyor. Diğer açıdan baktığımızda sadece su ve kanalizasyonların denize bulaşması, denize akması değil. Maalesef sahillerde mevcut olan başıboş sokak hayvanları da bazen bu denizleri ve sahilleri kirletiyorlar ister istemez. Bu kirlenmelerle birlikte dolayısıyla enterik patojenler ya da kistler, kistatik mesela bu konuda çok sabıkalı etkenlerden bir tanesi parasitler hastalıklar. Bu dönemde de yaz döneminde de başımızın belası olabilecek hastalıklardan birkaçı. Bunlarda hangi bulgular var özellikle enterik patojen arasından baktığımızda hafif bulantı kusma, karın ağrısı, ishal dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer e, deniz kıyısında e, karşı karşıya kaldığınız tabloda denizin bulanıklığından ya da e, denize akan e, bir turistik yerde lağım ya da kanalizasyon görüyorsanız o bölgelerde girmemek ideali. Bu bölgelerde uzak girmek, açık denizde açık alanlarda girmek. Bunlarda çoğunlukla baş ağrısı, bulantı kusma, ateş, e, ishal gibi tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ayırt edilmesi gereken en büyük e, tablo bunlarda güneş çarpması. Güneş çarpması çok sık karışabiliyor buna. Çünkü güneş çarpması da baş ağrısı, bulantı, kusma. Çocuklarda ishal tablosuna sebep olabiliyor. Bunlar için bazı laboratuvar testlerine ihtiyaç var. Havuzlarda son zamanlarda çok popüler olan deniz suyunun kullanılması, tuzu deniz suyunun kullanılması bir avantaj. Hangi yaştan avantaj? Klorlama maliyeti yok, ozonlama maliyeti yok. Deniz içerisinden gelen Tuzlu su ister istemez viral patojenler için ekstra koruyucu özellikle HPV gibi, Hepatit B gibi, HIV gibi hastalıkların ekstra koruyucu olduğu için deniz suyuyla kullanılan havuzlarda bir nevi normal havuzlara göre, normal içme suyu kullanılan havuzlara göre bir artı avantajı var, ekstra avantajı var. Havuzlarda bulanıklık ölçeği, gözle görülebilir bir bulanıklık varsa ideali çocuğu o havuza sokmamak, kendimizde girmemesi. Her ne kadar bu şeyler düzenli olarak denetime tabi de olsa, takip de edilse... ...istenilenden daha fazla bakteri havuzda olabiliyor. Çünkü havuza düşen şey sadece enterik patojen değil, ciltten dökülen bakteriler... ...kıllar, tüyler, ağızdan, burundan akan salyalar dahil olmak. Bunların hepsi havuzlarda bulanıklık ölçeğini değiştiriyor. Her ne kadar temizlik düzenli dahi olsa, klorlama düzenli dahi olsa... ...ekstra maliyetle ozonlama yapılsa dahi bu yetersiz kalabiliyor. Gözle görülebilir bulanıklığa bakmak lazım... Bir diğer önemli şey havuza girdiğiniz zaman da girdikten birkaç saat sonra özellikle gözde yanma, sulanma, kızarıklık gibi tablolar meydana geliyorsa sadece klorlamaya bağlı olmayabilir. Bazı viral hastalıklar, virüsü, havuz hastalığı olarak da biliniyor. Çocuklarda sık karşı karşıya kalıyoruz. erişkinlerde de oluyor. Bu tabloya dikkat etmek lazım. Havuza girdiğiniz zaman ideali yüzünüze gözlük yoksa ağzınızı, burnunuzu, kafanızı suyun içerisine sokmamak denilebilir korunmak anlamına baktığımızda. Eğer bulunduğunuz tesiste havuz mu deniz mi ikisi de aynı oranda ulaşılabilirse ideal aslında denizi tercih etmek. Çünkü deniz e, biliniyor ki reel anlamda e, açıkçası havuza göre çok çok daha güvenilir. Lenslerle havuza girmemek denilebilir çünkü lensle girdiğiniz suda havuz suyunda eee suyun, bulaşıcı suyun lensle birlikte gözle alakası ilişki boş alana girdiği ve orada uzun süre kaldığı biliniyor. Lenslerin çıkarmalarını tavsiye etmekte fayda var. Düzenli olarak lens temizliği yapmalarını söylemekte fayda var.